Bak hikaye gel şimdi. İngiltere'de böyle afilli bir holdingin önünde kambur bir adam köşeye kurulmuş, bir büfede artık döner mi satıyor, ıslak hamburger mi ne, işinde gücünde bir adam var, tamam mı? Holdinginde Beyzade abisi her sabah şirkete girerken adama sesleniyor, kibar adam. Ama nasıl bir kibarlık? Günaydın kambur. Akşam eve dönerken yine aynı. Kambur, iyi akşamlar. Bazen öğle kacamağında denk geliyorlar. Kambur, ne haber ya, nasıl gidiyor işler falan. Böyle günler, aylar geçiyor. Bir süre sonra adam yine günaydın kambur diyor yine. Adam ulan yeter be diyor, çekiyor döner bıçağını, indiriyor adamın böğrüne. Öldürüyor adamı, kambur adam. E ne olacak şimdi? Öldürdüğü adam kelli felli biri, kime ne anlatacaksın abicim? Avukatlar bile o dönem savunmayı kabul etmiyor, düşün. Öyle bir hale geliyor yani. Kambur abi de ne yapsın? Kaderine razı olur. Geçer mahpusa, hakkındaki kararı bekler. Sonra abi, Fransa'da bir avukat duyuyor bu olayı. At diyor, gidiyor İngiltere'ye. Diyor ki ben seni savunurum. Öyle mi? Öyle. Her neyse, mahkeme günü gelir. Heyet toplanır, herkes ayağa kalkar falan biliyor. Ve söz savunmada, öyle vurur ya böyle, tak tak tak. Bu Fransız avukat döner yargıça. Saygıdeğer yüksek İngiliz mahkemelerinin yargıçları, size yüksek Fransız saygıdeğer mahkemelerinin yüksek yargıçlarının sevgi ve saygılarını getirdim. Sonra işte jüriye mi dönüyor? İşte yüksek İngiliz mahkemelerinin saygıdeğer jürileri, size yüksek Fransız mahkemelerinin sevgi ve saygılarını getirdim. Savcıya dönüyor işte. Yüksek İngiliz mahkemelerinin saygıdeğer savcıları, size yüksek Fransız saygıdeğer mahkemelerinin savcılarının saygı ve sevgilerini getiriyor. Avukata döner, tamam, hakim yeter de, tamam da. Yeter be adam, savunmana geçler ya. Oraya 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 herkese selam verir, hiddetlenir yani. Avukat da aman efendim, ben size ne dedim? Hakaret etmedim, küfür etmedim. Siz neden hiddetlendiniz, beni susturup bağırarak iki saniye daha dayanıp beklemediniz? Sevgi ve saygı getirdiğim halde rencide ettiniz beni der. Ve altın vuruş gelir sonra. Bakın, müvekkilim senelerdir taşıdığı kamburu iş adamı üzerinden günün düzenli ve belirli saatlerinde hatırlatılarak ona daha da ağır bir yük haline getirilmiştir. Günaydın kambur, nasılsın? Nasılsın kambur? İyi günler kambur. Senelerdir bunlara katlanmıştır. Siz şurada iki dakika, biz burada sevgi verdik, selamlama verdik, katlanamadınız der. Kamburu beraat ettirir. Gerçek hikaye ha. Ya. Görüyorsunuz, psikolojilerimiz böyle böyle bozuluyor işte. Şeyi gördüm de oradan aklıma geldi hikaye. Okudunuz mu bilmiyorum. Türkiye, Covid-19 kaynaklı depresyon ve anksiyete vakalarının artışı sonrasında işte depresyon meselesinde Avrupa'da ilk sırada yer alıyormuş abi. Ortalamanın üzerinde bir artış varmış. Tıp dergisi The Lancet yapmış da öyle bir araştırma. 2020'de küresel çapta depresyon ve anksiyete bozuklukları sırasıyla %28 biri artmış, %26 biri artmış. E dünya bir yandan acayip değişiyor. Bir yandan kendi krizlerimiz var, bize ait olan. E geçim derdi oydu buydu derken iyice kafayı tırlatacak seviyeye geldik. Dünya olarak her günde Covid'di, maskeydi, ilaçtı, öldü, kalktı falan, insan fıtratına ters yeni bir şeyler de duyuyoruz, okuyoruz falan. Neye uğradığımızı şaşırdık. Sen şimdi Squid Game izliyorsun ama dünyada büyük bir Black Mirror dönüyor aslında. İzlediniz mi o diziyi? Yani geçmişte akla hayale gelmeyecek şeyler bugün yaşanır oldu. Mesela Microsoft. Ne yaptı adamlar? Ölen kişilerin kişisel bilgilerini kullanarak sohbet robotu yapmaya olanak tanıyan bir patent aldılar. Yani ne demek bu? Ölülerle konuşabileceğimiz bir teknoloji getiriyor herifler. Yok artık. Var artık. Bu da var. Ya bilmiyor muydunuz? Bu bir senelik hikaye. Kaybettiğimiz yakınlarımızı chat robotu olarak diriltme patenti aldılar. Anlatayım mı? Abone olun, bir zahmet başlayalım. Güzel insanlar, Black Mirror dizisinin bir bölümünde genç bir kadın var. Sevgilisi miydi, kocası mıydı, şimdi geçmiş zaman. Ölüyor. Neyse. Ve adamın tüm verilerini toplayarak sohbet robotu ve nihayetinde de bir robot oluşturuyor. Ve bir süre sonra bu gerçekte sanallık iç içe geçiyor ve kadının duyguları bayağı karışıyordu. Ne yapacağını şaşırır hale geliyordu. Şahane bölümdür. En sevdiğim de dizidir bu arada. Şimdi dünya bize bunu bir imkan olarak sunacak hale geldi. Dizi gerçek oldu. Mesela şöyle bir şey de oldu yakın geçmişte. Daha geçen sene ya. Kanye West mi o? Kim Kardashian'ın kocasının adı? Doğru mu? Doğum günü hediyesi olarak Kardashian'a kadının vefat eden babasının hologramını yaptırdı. Nasıl biliyor musun? Hologram 3-5 dakika konuşuyor. Adam kızına hitap ediyor.
Ama robot ya, babanın mirasını sürdüreyim falan da diyor. Korkasın ya. İşte gel bir önceki konuya, adamların yaptığı da böyle bir şey. Temel hedef, insanların kaybettikleri kişilerle yeniden sohbet etmesini sağlamak. Nasıl yapacaklar? Sosyal medyada kolayca bulunabilen içerikler aracılığıyla. Proje, son 30 yıldır teknolojideki kuralları yeniden yazan makine öğrenmeyle hayata geçirilecek. Makine öğrenmesi bu yapay zeka teknolojilerinin geleceğini şekillendirecek en önemli alanlardan biri olarak görülüyor. Makine öğrenme verilerle sağlanıyor. Makine öğreniminde yeni verilere dayalı kararlar ve tahminler yapmak için çok büyük miktarda veriyi çözümlemek, verideki kalıpları ve özellikleri bulmak amacıyla algoritmalar kullanılıyor işte. Uzun uzun ne anlatıyorum yani, bildiğiniz şeyler mesela video izleme en sık kullanılan alanlardan olacak. Yani beni düşün, öldüm diyelim ki. Oğlum bir insan bir Orçun, Allah korusun, Allah gecinden versin falan filan der yani. Hiç tık yok. Neyse ben vurayım. Beni en son bu yalnızlık öldürecek ha. Ben işte böyle konuşuyorum ya, bu platformlar, video streamler falan filan. Kullanıcıların kelimeler ve cümlelerle yaptığı tüm aramaları ne yapıyorlar? Büyük veri adı verilen veri havuzuna detaylarıyla kaydediyorlar, tamam mı? Bu verileri kaydeden algoritma bir sonraki aşamada kullanıcıya daha önce yaptığı aramaya benzer veriler içeren videoları öneriyor ya. Ya diyor ki sen bunu merak ediyorsan bunu da izlersin diye. Aynı şekilde algoritmalar burada da kullanılacak işte. Sohbet edilen kişinin iletişimi, kişinin verileri kullanılarak oluşturulan algoritmayla sağlanacak. Bu verilerse sosyal medyadan kolayca toplanabilen resimler, ses verileri, efendime söyleyeyim davranış bilgileri, sosyal medya görüntüleri, metin mesajları aracılığıyla oluşturulacak. Sonraki aşamada fotoğraf ve videolardan toplanan verilerle 2 ve 3 boyutlu görüntüleri içeren çalışmalar ortaya çıkarılacak. Benim işim kolay yani. Benden öyle kolay kurtulamazsın Orçuncuğum. Tamam, kusura bakma. Bu arada Microsoft dışında diğer teknoloji şirketleri de insanların vefat eden sevdikleri için, onları yeniden yaratmak için dijital verileri kullanmaya çalıştı. He. Yani misal teknoloji şirketi var Luca, onun kurucu ortağı Kuy da trafik kazasında arkadaşını kaybediyor. Roman Mazurenko ve ikisinin arasındaki 8000 satırlık kısa mesajları kullanarak Mazurenko'nun konuşma tarzını taklit eden bir sohbet robotu oluşturmaya çalıştı. Kuy da o günlerde şunu dedi, hala bir insanın gölgesi kadar ama bu sadece bir yıl önce mümkün değildi. Yani bir yılda yaptık diyor. Çok yakın gelecekte daha fazlası tabii ki mümkün diye yazdı. Ama ailenin diğer üyeleri sohbet robotuyla bağlantı kurmakta zorlanmıştı. Babası dedi ki ölenin, evet Roman'ın tüm ifadeleri, yazışmaları var ama şimdilik zor. Yani nasıl desem, bir programdan gelen yanıtı okumak zor. Hatta bazen de yanlış cevap veriyor demişti. Özetle güzel insanlar, dijital ayak izleri bırakıyoruz her gün. Ve veri ihlallerinden tutun, işte WhatsApp yazışmalarına varıncaya kadar. Bıraktığımız tüm bu izler, ne bileyim, söz konusu projenin uygulanabilirliği dahi sosyal medya platformlarının hakkımızda elde ettiği bilgilerin düşündüğümüzden çok daha fazla olduğunu kanıtlıyor. Mesela insanların yüzlerini ve sesini başka videolara yerleştiren neydi o? Deepfake uygulamalar. Microsoft'un bu projesinin basit bir versiyonu diyorlar. Ama bu basit versiyon bile ne oldu? Dünya genelinde bir ton dolandırıcılık hikayesinde ya da manipülasyon amaçlı kullanıldı. Ama işin sonunun nereye gideceğini düşündükçe şahsen benim depresyonum artıyor böyle. Çünkü çağa ne alışabiliyorum, ne yetişebiliyorum bilmiyorum sizde de durum nedir ama artık zamanın içinde olmak bile yetmiyor. Bir yandan bilinçaltımızı her gün sirayet ederek olan adamlar rüyalarımızı satın aldılar. Gündüz karşıma çıkana gece rüyama geliyor. Ve bana bu yapı çok korkunç geliyor. Arttırılmış gerçekliklerle kurulmuş bu yeni düzende ne oluyor mutluluk dediğim şey? Anlık biyolojik reflekse dönüştü. Bit geçti. Yani baksanıza işte ölünce bile rahat yok. Ya insan kalmaya çalıştıkça nesneleştiriliyoruz. Hepimiz biyo yazılımlara dönüşüyoruz gitgide. BBC şey yapmıştı. 55 bin kişiyle yalnızlık araştırması, sonuçlara bak. Gençler yaşlılardan daha fazla yalnızlık çekiyormuş biliyor musun? Yani bireyler yalnız yaşamayı tercih ediyor ve bunu da yalnızlık olarak görmüyor bu arada. Bu büyük dönüşümün bir sebebi de belki benim gibi hani adaptasyon sorunu yaşamaktır. Ne dersiniz? Her neyse, sevmediğiniz birinden bile kopmayın yani, tamam? Siz yine de kopmayın, kim bilir belki de ölünce seversiniz ha?